Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Çok değerli bir konuğum var. Avukat Mustafa Zafer bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Alena Hanım. Yayınlar. Teşekkür ederim. Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 3000 liraya çıkarılması taslağı önerisi haberleri sosyal medyada gündemde. Nedir bu harcın hizmet bedeli? Biz öncelikle bunun karşılığını biliyor muyuz ve sonrasında ne olur ne biter hemen sizden öğrenelim. Şöyle başlamak lazım aslında. Yurt dışı çıkış harcı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkmalarından dolayı devletin orada harcadığı emek ve mesai karşılığında vatandaşlardan talep edilen bir ücret, bir harç. Aslında harçların çıkış noktası da bu. Ancak burada şunu söylemek lazım. Harçlarda öyle ölçülü olunmalıdır ki bu harcın mükellefi, yani harcın sorumlusu olan kimseyi harcı ödemekle bulunduğu hali daha da zor duruma düşürmemesi gerekir. Burada söz konusu 150 TL'nin sosyal medyada yer aldığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslak çalışmasında belirttiği üzere 3000 liraya yükseltilmesi, yani 20 kat gibi bir artışa sevkiyet olması tabii ki de mükellefleri son derece üzecek ve olumsuz olarak etkileyecektir. Evet, 4 kişilik bir ailenin neredeyse 12 bin liraya yurt dışına çıkış harç pulu ödemesi gerekiyor bu durumda. Peki bunu düşünecek olursak, bu meblağları düşünecek olursak ve bunun karşılığında ödemek istemiyoruz ve harç pulunun ortadan kalkması mümkün müdür? Çünkü sosyal medyada bununla ilgili de çok fazla gündem var. Neler söylersiniz? Bunun tamamen ortadan kaldırılmasına yazık ki söz konusu olamaz. En azından yakın bir zamanda, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığında bunun, çünkü buradan devletin elde ettiği gelirin yaklaşık %10'u, gelir dersi %10'u TOKİ'ye, yani toplu konut idaresi başkanına, kalan ana miktarı da şöyle genel bütçeye gelir kaydediliyor. Dolayısıyla işte burada yaklaşık %10'unun TOKİ'ye, kalan kısmının da genel bütçeye gelir kaydedildiği ve çok ciddi bir miktarı kapsayan, örneğin size hemen buradan 2023 verisini paylaşabilirim. 2023 yılında yurt dışına çıkış harçlarından toplam devlet 1 milyar 311 milyon bir gelir kalemi elde etmiş. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gelir kaleminin olduğu bir yerde hiçbir surette bundan dönülmesini ben en azından yakın zaman için öngörmüyorum. Ancak burada şöyle hukuki bir problemle karşı karşıyayız. Anayasanın 23. maddesinde herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip. Burada söz konusu madde düzenlemesinin hemen devamında vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti de yine anayasamızla aslında teminat altına alınmış. Ne demek? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eğer bir pasaportu varsa ve herhangi bir şekilde dünyanın herhangi bir yerini seyahat etmek istiyorsa, söz konusu pasaportuyla beraber havaalanlarına ya da gümrüklerine, karayollarından bir şekilde ulaştıktan sonra dünyanın istediği yere özgürce seyahat edebilir ve bu bizim anayasamızla teminat altına alınmıştır. Ancak sizin de girişte söylemiş olduğunuz gibi söz konusu 150 TL'lik bir harç pulunun 3000 TL'ye çıkartılacak olması 4 kişilik bir ailede 12 bin liraya tekabül eder. Bu aslında anayasanın 23. maddesine göre, yani seyahat özgürlüğüne de aykırılık teşkil eder. Niye? Çünkü hiç kimse kendisinin devletten almış olduğu çok basit bir hizmet nedeniyle 12 bin lira bir yurt dışı çıkış pul harcı ödemesi doğru değil. Bunun beklenilmesi de doğru değil. Çünkü neden? Burada yurt dışına vatandaşlar niye gidiyor? Bizim ülkemizde zaten özellikle Antalya, Bodrum gibi belli lokasyonlarda tatil yapmak artık o kadar çok pahalaştı ki ve içinde de artık biz yaz ve tatil sezonuna girmiş bulunuyoruz. İşte bu yaz ve tatil sezonuna girdiğimiz bu yerde, bakın Antalya'da bugün ortalama bir 4 kişilik ailenin yaz tatili 5 yıldızlı bir otelde 200 bin lira civarında bir paraya tekabül ediyor. Ancak hemen sınır komşumuz olan işte Yunan adalarında bunun yarısının daha az bir miktarına tatil yapmak mümkün. İşte bayram dolayısıyla da birçok Türk adalara geçti ve tatillerini yaptılar ve şu an dönüyorlar, dönmek üzereler. Ve işte sosyal medya paylaşımlarından da gördüğümüz üzere çok ucuz miktarlarda günlerini geçirdiler. Çok da iyi tatiller yaptılar ve dönüyorlar.
bu şu demek, şu bu harcın arttırılmasının sebebi şu demek olmamalı. Türkler yurt dışına gitmesin. Zaten bu sadece, bakın, bu harç sadece Türk vatandaşlarından alınıyor. Yani siz herhangi bir şekilde iki ülkenin pasaportunu taşıyorsunuz ve atıyorum Alman pasaportuyla Türkiye'ye girdiniz ve çıkış yapacaksınız. Herhangi bir şekilde sizden bu harç alınmıyor. Sadece Türkiye'de mukim olan Türk vatandaşlarından bu harç alınıyor. Dolayısıyla bu aslında